Evet canlar, cananlar, dostlar, ben Cem Kervan. Kucaklar dolusu merhaba. Bu hafta bağ bozumu adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Hiç başınıza geldi mi? Bakıyorsunuz birisi başkasına çok büyük bir hediye veriyor ve siz sevineceğine kıskanıyorsunuz. Çekemiyorsunuz. Niye bana vermedi de ona verdi? Şimdi geçen hafta ne demişiz? Gün gelir, devran döner, Şah İsa dünyaya dönecek ve her şey değişecek. Bu devranda en büyük, en önemli birçok can o devranda en önemsiz olacak. Öte yandan bu devranda en önemsiz, en küçük sayılan birçok can en önemli, en büyük olacak. Ve İsa Ruhullah bunu anlatmak için bir misal anlatıyor. Diyor ki bir bağ sahibi, bağ bozumu zamanında ama ürünü çok tabii ne olacak? Bağ bozumu adı üzerinde bağ bozulacak, yani işte ürün toplanacak. Irgatlar gerekiyor. Gidiyor çarşıya, ırgatlarla çok erken ama gidiyor. Yani sabahın köründe, sabahın çok erkeninde gidiyor, ırgatlarla bir yevmiyeye anlaşıyor, gönderiyor bağına. Tamam, ama bakıyor yetişemeyecekler. Tekrar çarşıya gidiyor, başka ırgatlar buluyor saat 9 gibi ve diyor ki yani hakkınızı vereceğim, siz de gidin bağa çalışın. Tamam, onlar da gidiyor. Öğlen vakti tekrar gidiyor, ırgatlarla anlaşıyor, gönderiyor. Saat 3 gibi tekrar gidiyor, başka ırgatlar buluyor, onları da gönderiyor. Saat 5 gibi, yani gün bitiyor aşağı yukarı. Saat 5 gibi gidiyor çarşıya, bakıyor, birkaç adam var orada, boş duruyor. Diyor ki, neden boş duruyorsunuz, niye çalışmıyorsunuz? Kimse bize bir iş vermedi, tutmadı diyorlar. Peki siz de gidin diyor. Onlar da gidiyor. Çalışıyorlar biraz. Yani saat 5'den itibaren ne kadar çalışmışsa. Tamam, akşam oluyor. Bağ sahibi ödeyecek ya. Şimdi en son gelenlerle başlıyor. Saat 5 gidenlerle başlıyor. Ve tam bir yevmiye veriyor onlara. Şimdi ilk gelenler şimdi heyecanlanıyor. Diyor ki o zaman onlara bir yevmiye veriyorsa bize daha fazla verecek. Ama hayır. Herkese bir yevmiye veriyor. En son gelenler bir yevmiye, en erkenden gelen bir yevmiye. Şimdi haksızlık bu diye düşünüyorlar. Gidiyorlar, itiraz ediyorlar, şikayet ediyorlar. Diyorlar ki yani niye öyle bir şey yaptın? Onlar hemen hiç çalışmadılar. Biz kavurucu bir sıcak altında ter döktük. Ama aynı şey verdin. Bağ sahibi diyor, size bir haksızlık yapmadım. Bir yevmeye anlaşmadık mı? Verdim. Al paranı, git yoluna. Yani verdim. Bu en son gelen ırgata da sana verdiğim kadar parayı vermek istedim, içimden geliyor. Vermek istedim. Kendi param değil mi? Onlara istediğimi yapmak kanunlara aykırı mı? Başka canlara cömert davrandığım için kıskandınız mı yoksa? Tabii kıskanıyorlardı. Ve İsa en son ne diyor? Taşa gediği koyuyor. Diyor ki, işte bunun gibi şimdi sonuncular, o zaman birinci, şimdi birinciler, o zaman sonuncu olacak. Şimdi kıskanmamak gerekiyor kısacası. Her neyse, bağ bozumu deyişi sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrar Erbaneci arkadaşım geldi, beraber çalacağız size. 3, 4... Müzik.
sahibi. Bağında çalışacak işçi halı. Sonuncular birinci olur gibi. Keza birinci ile sonuncu olur. Sonuncular birinci olur gibi. Keza birinci ile sonuncu. Boyunca alır yeni işçiler. Gün sonu ücretlerini de öder. Son gelenlerden ödemeye başlar. Keza birinciler sonuncu olur. Son gelenlerden ödemeye başlar. Keza birinciler sonuncu. Sahibi herkese aynı verir. İlk gelenler ona şikayet eder. Bağ sahibi haksızlık etmediğinde. Keza birinciler sonuncu olur. Bağ sahibi haksızlık etmediğinde. Keza birinciler sonuncu olur. Kervanın bağ sahibi der size ne? Kıskandınız mı ben cömertim diye? Son gelenlere ben verdim hediye. Keza birinciler sonuncu olur. Son gelenlere ben verdim hediye. Keza birinciler sonuncu olur. Teşekkürler. Eyvallah. Evet, birinciler sonuncu olur. İnşallah beğendiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. İsterseniz bir yorum yazın. İsterseniz abone olun kanalıma. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.